Davud Aleyhisselam dua etti. Allah'ım bana cennetteki arkadaşımı gösterir misin? Daha dünyadayken onunla tanışmak istiyorum. Mevla Teala buyurdu ki falanca ormana git. Orada odun kesen bir zat göreceksin. Yunus peygamberimin babası Matta. Ben onun oğlunu peygamber yapacağım. Davud Aleyhisselam emri aldı gitti. Oğlu Süleyman Aleyhisselam'ı da aldı. Gitti Matta'yı buldu. Odun kesiyor, ağaçları kesiyor. Odunları sırtına attı, pazara geldi, takip ediyor. Pazarda ilan vermeye başladı. Helalden kestiğim, helalden çalıştığım bu odunları helal parayla almak isteyen varsa gelsin benden satın alsın. Ben helalden çalıştım, helal parası olan varsa gelsin. Haramdan istemiyorum diyor. Şu ahlaka bakın. Birisi geldi, odunlarını satın aldı. Davud Aleyhisselam'la Süleyman Aleyhisselam geldi adamın yanına. Dedi ki biz uzak yoldan geldik kardeşim, sana misafir olmak isteriz. Bizi evine davet eder misin? Tabii ki. Allah'ın misafirisiniz. Dedi Matta, onları evine davet etti. O parayla, odunların parasıyla buğday aldı, buğdayı öğüttü, ekmek yaptı. Oturdular beraber sofrada, ekmek yediler, su içtiler. Matta ekmeği alırken bir parça koparttı, Bismillah dedi, ağzına koydu. Bismillah. Yuttuğu anda Elhamdülillah dedi. Bir parça koparttı, Bismillah dedi, ağzına koydu. Yuttuğu anda Elhamdülillah dedi. Bakın bütün ekmeği bu şekilde bitirdi. Davud ve Süleyman Aleyhisselam bunu görünce çok şaşırdılar. Şu şükür, her lokmaya besmele ile başlama, her bitirdiğinde Elhamdülillah demek çok hoşlarına gitti. Yemeği bitirince Matta ellerini açtı ve bir yemek duası yaptı. Duada şöyle dedi: Allah'ım senin verdiğin akılla, senin verdiğin gözlerle, senin verdiğin fizik kuvvetiyle, senin bitirdiğin, benim hiçbir emek sarf etmeden gidip kestiğim ağaçla rızkımı kazandım. Senin verdiğin buğdayı öğüttüm, ekmek yaptım senin verdiğin akılla ve güçle. O ekmeği de afiyetle yedim sana daha iyi kulluk yapabilmek için. Rabbim sana sonsuz kere hamdü senalar olsun, bana sana şükretme nimetini verdiğin için dedi. Bu duayı duyunca Davud Aleyhisselam oğlu Süleyman Aleyhisselam'a dedi ki: kalk evladım biz buradan gidelim. Ben hayatım boyunca böyle şükreden bir adam görmedim. Bakın ikisi peygamber. Bu kişi peygamber değil. Bu kişi bir peygamberin babası olacak ileride. Peygamberin baba. Zaten Allah Teala birisine peygamberlik vereceğiz ama soyunu temiz seçer. Çok kaliteli, çok salih seçer. Peygamberin babası olacak insanın şükrüne bakın. Bu şükrün bize örnek olması lazım, ibret olması lazım. Daha bu hayatta yaşıyorken. Bu ibret olmazsa, böyle şükretmeye kendimizi alıştırmazsak tabiat boşluk kabul etmez. Şeytan araya giriyor, nefs araya giriyor. Salih kardeşin seni ilim meclisine çağırmaya çalışırken kötü arkadaşın, rezil arkadaşın seni kumarhaneye çağırmaya çalışıyor. Berbathaneye çağırmaya çalışıyor. Ve işin acı tarafı, haram çok cazip, çok çekici. Haramı işlemek çok cazip geliyor insana. Haramın lezzeti geçicidir ama azabı kalıcıdır. İbadetin sıkıntısı geçicidir ama mükafatı kalıcıdır. Mükafatı kalıcı, cennet var. Aklı biraz başında olan bir insan bu mükafatı kaybetmez. Sevgili kardeşim, Allah hepimize nasip etsin. Amin.